Merhaba arkadaşlar. Sizlere CNC'miz için G-code dosyası nasıl hazırlarız onu göstermek istiyorum. G-code dosyamızı hazırlamak için Inkscape programını kullanacağız. Şimdi programımızı açalım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Programımızın About kısmına gittiğimiz zaman sürümünün 0.48 olması gerektiğini belirtmek istiyorum. Ona göre açıklamalar kısmında bu programın linkini bırakacağım. Web sitesinden 0.48 sürümünü indirmeniz gerekmektedir. Şimdi bir de şurada Save As kısmına girdiğimiz zaman programımızda bakın şu kayıt türü kısmına girdiğimizde burada G-Code formatı bulunmuyor. Biz bu G-Code formatını kendimize ekleyeceğiz. Şimdi bunu kapatalım. Programımızı da kapatıyoruz. Yine açıklamalar kısmında verdiğim Unicorn Extension linkinden şu dosyanın zip halini indiriyorsunuz. Zip'ten çıkartıp dosyanın içerisine giriyorsunuz. Şu içeride gördüğünüz bir klasör ve diğer 3 dosyayı seçip bunları kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle copy deyip alıyorsunuz. Bu dosyaları Inkspace'e dosya konumuna gideceğiz. Dosya konumu içerisinde share klasörü altında extension klasörü içerisine gireceğiz. Ve bu kısma biraz önce kopyalayarak aldığımız dosyaları buraya yapıştıracağız. Devam diyoruz. Evet, dosyalarımız kopyalandı. Şimdi bu klasörü kapatalım. Programımızı tekrar çalıştırıyorum. Programımız açıldı. Tekrar Save'e bakalım. Kayıt türü kısmına girdiğimiz zaman bakın alt tarafta Makerbot, Unicom, G-Code. G-Code formatı artık programımıza dahil oldu. Şimdi programımız artık G-Code formatında dosya kaydı yapabilecek. Şimdi File kısmından Document Properties'e gidiyoruz. Tıklıyoruz. Açılan pencerede default unitleri, birimleri milimetre olarak seçiyoruz. Şurada da milimetre olarak seçiyoruz. Burada bakın şu anda A4 görünümünde bir çalışma alanımız var. A4 ölçüleri milimetre olarak giriyor. Biz bunu 5 santime 5 santim bir çalışma alanı yapalım. Yani 50 milime 50 milim giriyoruz. Bakın şöyle şu hale geldi. Bunu kapatalım. Şimdi kontrol tuşu basılıyken mouse'umuzun scroll'uyla şu ekranı biraz çalışma alanımızı büyütelim. Evet. Şimdi uygulamamı şöyle çekiyorum. Bakın çalışma alanımız burası. Masa üstünde benim önceden hazırladığım bir tane PNG dosyası var. Bu dosyayı tutup çalışma alanımın içerisine sürüklüyorum. Çıkan uyarı penceresine OK diyorum. Sonra bunu tutup çalışma alanımın içerisine getiriyorum. Ve biraz çalışma alanımın oturması için büyütüyorum. Şurada en ve boy oranının bozulmaması için kilidimiz var. Bunu tıkladım. Evet, şöyle programımızı da büyütelim. Şimdi resmimiz seçiliyken pet kısmına geliyoruz. Object to Pets tıklıyoruz.
Daha sonra pet kısmından trace bitmap diyoruz. Şöyle bir penceremiz açılıyor. Burada gri seçiyoruz. Zaten resmimiz renkli değil. Bizim CNC'mizde de renkli çıktı alamayacağımıza göre gri seçiyoruz. Şunlar çizgilerin arasındaki aralıkları belirtiyor. Bunlarla çok oynamamıza gerek yok. Şuradan update diyoruz. Görüntümüz geldi. Okey diyoruz. Ve bu sayfayı, bu pencereyi kapatıyoruz. Üstteki oluşturduğumuz dosyayı yana çekiyoruz. Alttaki PNG dosyamızı seçip sağ tıklayıp delete diyoruz. Ve tekrar oluşturduğumuz yeni resmi çalışma alanımız içerisine taşıyoruz. Evet, şimdi artık çalışmamız bitti. Dosyamızı kaydetmemiz gerekiyor. Şimdi Save As diyoruz. Açılan pencerede nereye kaydedeceğimizi ve dosya adını soruyor. Öncelikle şuradan G-Code olarak saklayacağımızı yazalım ve dosya adımızı da AKÜ olarak kaydediyorum. Konumumuzu da dosya konumumuzu masa üstüne kaydetsin. Masa üstüne kaydet diyorum. AKÜ ve AKÜ adında G-Code uzantılı dosyamızı oluşturacak ve kaydet diyorum. Çıkış ayarları ile ilgili böyle bir pencere geliyor. Bu çıktığı anında yani CNC'mize yazdırırken bizi ilgilendiren bir durum. Buna şu anda bir ayarlarıyla oynamıyoruz. Okey diyoruz. Evet. Şu anda gidelim masa üstümüze. Bakın masa üstümüzde AKÜ G-Code adında dosyamız oluştu. Şuraya tıkladığımız zaman içerisinde G-Code dosyasının çizimimizin hazırlanmış G-Code'unu görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, daha sonraki videomuzda bu G-Code dosyamızı CNC'mizde yazdıracağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayınız.